Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de TEOG deneme sınavıyla karşınızdayız. Yani temel eğitimden orta öğretime geçiş deneme sınavıyla bir kez daha konumuzu hatırlamaya çalışalım. Sorularımıza bir bakalım. 1. Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız ihtilalinin etkisini gören bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Bu akımların ortak amacı devleti içinde bulunduğu kötü durumlardan kurtarmaktı. Bu paragrafa göre Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü dönemle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Fransız ihtilalinin Osmanlı'da etkili olduğu. B. Kurtuluş için farklı fikirlerin ortaya çıktığı. C. Fikir akımlarının kötüye gidişi durdurduğu. D. Azınlıkların Osmanlı'dan ayrılmak istediği. Evet arkadaşlar, bir paragraf sorusu aynen Türkçedeki paragraf soruları gibi. Paragrafın içerisinden ne yapacağız biz burada? Bulmaca çözer gibi bulmaya çalışacağız. Yukarıda bir paragraf vermiş. Buna göre diyor, paragrafa göre Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü dönemle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Fransız ihtilalinin Osmanlı'da etkili olduğuna ulaşabiliyor muyuz? Ulaşabiliyoruz. Nereden? Fransız ihtilalinin etkisini gören bu kişiler derken demek ki etkili olmuş. Kurtuluş için farklı fikirlerin ortaya çıktığı nereden ulaşıyoruz? Bakın, Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi değişik fikirler varsa demek ki farklı fikirler ortaya çıkmış. Fikir akımlarının kötüye gidişi durdurdu. Bununla ilgili, yani bundan etkilenmişler, amaç buymuş ama kötüye gidişi durdurduğu ile ilgili bir bilgi var mı? Yok. Zaten durdurmuş olsaydı bugün belki Osmanlı Devleti yaşıyor olacaktı. Ulaşılamaz dediğine göre doğru cevap bu olabilir. D seçeneğine de bakarım. Azınlıkların Osmanlı'dan ayrılmak istediği. Bu da doğru mu? Yukarıdakine bakarak arkadaşlar, bu da doğru. Ayrılıkçı fikirler vesaire. Demek ki o zaman fikir akımları Osmanlı'daki kötüye gidişi ne yapmamıştır? Durdurmamıştır. Pansuman tedbirlerdir. Ölümü engel olamamışlar. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Mustafa Kemal, komşularının oğlunun okula giderken giydiği askeri kıyafetten etkilenmiş ve asker olmaya karar vermişti. Bu nedenle gizlice askeri rüştiye sınavına hazırlanmış ve sonunda da Selanik askeri rüştiyesini kazanmıştı. Parçaya göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşadığı çevre. B. Ekonomik şartlar. C. Ailesinin yönlendirmesi. D. Öğretmenlerinin teşviki. Yine arkadaşlar bir paragraf sorusu. Paragrafın geneline baktığımız zaman işte komşularının oğlunun askeri okula giderken giydiği kıyafetten etkilenmişse bu aslında Mustafa Kemal'in yaşadığı çevrenin askerlik mesleğini seçmesinde etkili olduğunun bir göstergesidir. Yoksa ekonomik şartlarla yukarıda bilgi yok. Ailesi daha çok işte mülkiye rüştiyesine göndermişti. Bununla bir ilgisi yok. Öğretmenlerin de teşvikinden ziyade arkadaşlar daha çok demek ki yaşadığı çevre bunda etkili olmuş. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Atatürk'ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi şehirde farklı kültürlerin bir arada yaşadığının kanıtıdır? A. Çok uluslu yapısı. B. İşlek bir limanı olması. C. Askeri okulların bulunması. D. Avrupa ile demiryolu bağlantısının varlığı. Ve sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, sorumuzda dikkat çeken husus şudur. Selanik'te farklı kültürlerin bir arada yaşadığının kanıtı. Farklı kültürler demek ki farklı milletler, kültür, milletlerin yaşam tarzıydı. Çok uluslu bir yapıya sahipse, yani farklı farklı milletler orada yaşıyorlarsa, o zaman orada çok çok farklı bir kültürel etkileşimin olduğu da ortaya çıkar ya da çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı da ortaya çıkar. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Kurmay Yüzbaşı olarak Şam'a atandı. 1909'da meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun Kurmay Başkanlığını yaptı. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı derne ve toprakta başarılı mücadeleler verdi. Bu başarısından sonra binbaşı rütbesine terfi etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar'da büyük başarılar elde etti. Bu başarılarından dolayı albay rütbesine yükseldi. Yukarıda Mustafa Kemal'in askeri özgeçmişi ile ilgili bir bölüm okudunuz. Buna göre Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Aldığı görevlerde başarılı olduğuna. B. Farklı yerlerde askeri görevler yaptığına. C. Rütbelerini başarıları sonucunda aldığına. D. Trablusgarp'a Osmanlı'nın bilgisi dışında gittiğini. Evet, yine bir paragraf sorusu arkadaşlar. Bu paragraf soruları görünüşte zor gibi olsa da aslında kolay sorulardır. İşin içerisinden çıkması daha da kolaydır.
Bakalım hangisine ulaşılamaz diyor. Aldığı görevlerde başarılı olduğuna ulaşabiliyor muyuz? Ulaşabiliyoruz. Nerede işte? Trablusgarp'a gitmiş, başarılı olmuş. Bundan dolayı binbaşı, ne bileyim işte Çanakkale'de başarılı olmuş, albay rütbesine yükselmiş. Demek ki başarılı olmuş. Farklı yerlerde askeri görevler yaptığını ulaşabiliyor muyuz? Ulaşabiliyoruz. Nerede işte? 30 Mart ayaklanmasında, Trablusgarp Savaşı'nda, yani Trablusgarp'ta, Çanakkale'de farklı yerlerde görev yapmış. Doğru. Rütbelerini başarıları sonucunda kazanmış. Evet arkadaşlar, Trablusgarp'ta binbaşı olmuş. Çanakkale'de ne olmuş? Albayla yükselmiş. Trablusgarp'a Osmanlı'nın bilgisi dışında gittiğini. Hayır, Osmanlı'nın bilgisi dışında gitmemiştir. Osmanlı Devleti'nin gönüllü olarak görevlendirmiş olduğu Mustafa Kemal, gazeteci Hamdi Takma adıyla Trablusgarp'a giderek burada İtalyanlara karşı ciddi bir mücadele vermiştir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Mustafa Kemal, Selanik'te askeri görevlerini yerine getiren bir yandan da siyasi gelişmeleri takip ediyordu. İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla yapılan değişiklikleri yeterli bulmuyor, daha büyük ve daha köklü değişiklikler yapılması gerektiğini inanıyordu. Parçaya göre Selanik'teki görevinin Mustafa Kemal'in hangi yönüne katkı sağladığı savunulabilir. A. Eğitimcilik, B. İnkılapçılık, C. Birleştiricilik, D. İleri görüşçülük. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal'in hayatında dört şehir çok etkiliydi. Bunlardan bir tanesi de Selanik'ti. Selanik'te bulunduğu yıllarda demek ki Meşrutiyet'in ilanına destek vermiştir, ancak bunu yeterli görmüyordu. Daha fazla yeniliklerin yapılması gerektiğini ifade ediyormuş. O zaman bu hangi yönünü gösterir? Eğitimcilik mi? Bakın, daha büyük ve daha köklü değişiklikler. Köklü değişiklik kavramı burada arkadaşlar bizim için ipucudur. Köklü değişiklik, eğitimcilikle ilgisi var mı? Yok. İnkılapçılıkla ilgisi var mı? Var arkadaşlar. İnkılap zaten eskiyi at, yeniyi tut. Yani köklü değişiklik demektir. O zaman burada sorumuzun doğru cevabı B olabilir. Birleştiricilikle bir ilgisi yok. İleri görüşlülüğe biraz yakın gibi. O biraz da sizi kandırmak için, elemek için konmuş bir seçenek arkadaşlar. Düşmüyoruz buna. Demek ki nereden çıkarıyoruz? Köklü değişiklik, inkılap kelimesinin Türkçe karşılığıdır. O zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 29 Ekim 1915 tarihli Tasvir-i Efkar gazetesi Mustafa Kemal'in Çanakkale Kara Savaşları'ndaki başarılarını şöyle haber yapmıştır. Çanakkale Kara Savaşları'nda olağanüstü yararlılıkları görülen ve savunmadaki güç ve ustalığıyla hakkıyla şan ve şeref kazanarak Boğazlar ve Hilafet makamını, yani İstanbul'u kurtaran kumandanlarımızdan doğuştan kahraman Mümtaz Albay Mustafa Kemal Beyefendi. Bu gazete haberinde Mustafa Kemal'in aşağıdaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkarılmıştır? A. Çok yönlülü, B. Birleştirme gücü, C. İleri görüşlülü, D. Askerlik yeteneği. Yine arkadaşlar, soruların büyük bir kısmı paragraf sorusu. Burada bakıldığı gibi Çanakkale Savaşları'ndaki olağanüstü yararlılıklarıysa, işte yaptığı her şeyi hakkıyla, şan ve şerefiyle yaptığı ifade ediliyorsa, daha çok Mustafa Kemal'in askeri yeteneğine arkadaşlar dikkat.